Merhaba arkadaşlar. Word serisine devam ediyoruz. Uzun bir aradan sonra. Giriş ve ekleye değmiştim önceki derslerde. Bugün sayfa düzenine değineceğim. Temalar kısmını es geçiyorum. Kenar boşluklarından başlayacağım. Yalnız cetveli kullanabiliriz ayrıca ama cetveli kapalı olanlar varsa görünümden çağırabilirler. Şimdi sayfa düzenine geri dönüyorum. Buradan kenar boşluklarını isteğe göre ayarlayabilirsiniz. Hatta özel kenar boşluğu da mevcut. Dediğim gibi cetvelden de ayarlamalar yapılabiliyor. Ctrl Z ile geri aldım. Yönlendirme yazıcıdan artık nasıl çıktı almak isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Boyut sayfaları içeriyor. Hangi sayfa boyuna çıktı alacaksanız ki bizde daha çok A3, A4 ve A5 olarak çıktılar mevcut. Burada listelenmişler var. Tüm sayfa boyutlarını buradan çağırabilirsiniz. Hatta elle de güldürüyor galiba. 25, 25 desek yapacak mı öyle bir şey? Özel boyut diye algıladı valla. Şimdi A4'e geri dönelim. Şimdi boyutta çok gerçi boyut demişken bir de yazıra da değineyim anca. Yazıra gelip burada da zaten sayfa düzenine geliyor. Aynı şekilde Excel'de için geçerli. Tek yüzeyde yazdır bakalım. Burada fit diye bir olay vardı. İngilizce versiyonunda. Gerçi burada da aynı şekilde gösteriyor. Buradan da çıktı almaya yakın ön izlemeniz mümkün. Ayarlamaları aynı şekilde yapabilirsiniz. Sonra uçuşlar direkten. Sayfa düzenine geri döndüm. Buradan hemen sunlara değiniyorum. Sunlarda gördüğünüz gibi 1, 2, 3 sağ veya sola olarak mevcut. Ben 2'den örnek vereceğim. 2'ye bölündüğünde gördüğünüz üzere CTRL de aynı şekilde bu ortayı boş bıraktı. Yine ayarlamanız yapmanız mümkün. Ayarlamaları yapmanız tabii ki mümkün. Halihazırda bir kopyala yapıştır yapmıştım. Bunu kaldıralım. Elle yazalım bir şeyler. Ctrl A ile hepsini seçip siliyorum. Şimdi sütun kullanmak aslında çok karışık değil. Diyelim bir içerik yazdınız. Uzunca. Enter'la aşağı atladım. Bu şekilde yazdım, yazdım da yazdım. Alttaki satırı daha doğrusu alttaki bölümü ikisini olarak yazmak istiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Kesmelerden sürekli deyip sütun örnek olarak 2 diyelim. 3 de desem aynı şekilde olur. Hatta 3 yapalım. Bu şekilde yazıyorum. Öteki sütuna geçmek için kesmelerden sütun diyorum. Öteki sütuna geçmiş oldu. Enter bassan da buradan baz alıyor. Hangi sütundan kaldıysam. Öteki sütuna geçmek için de aynı şekilde sütun diyorum. Bu şekilde de içerikler hazırlayabiliyoruz. Uzunca. Ben bu şekilde kısaca değindim. İçeriğimiz bitti. Örnek olarak. Aynı şekilde uzunca sayfayı dolu dolu yazmak istiyorum. Ne yapacağım? Kesmelerden sürekli diyerek sütunlara geçip bir diyorum. Bundan sonra tek sütun olarak yazımızı yazmaya devam edebiliriz. Sayfa yapısını benim için bu kadar. Sayfa arka planı derken filigrandan başlayalım. Görselden az çok anlayacaksınız. Burada halihazırda kalıplar var. Tabii özel filigran da girebilirsiniz. Yazı fontu, saydamlığı, yatay, çapraz olmasını filan bu şekilde seçebilirsiniz.
Örnek olarak deneme diyorum. Ve rengini kırmızı yapıyorum. Hatta yarı saydam olayını bir kaldırıp uygula diyelim. Yarı saydam diyelim. Biraz daha tabii fark ediyor. Köşegen çapraz dediğimiz bu şekilde ayarlamalar yapmamız mümkün. Kaldırmak istersek filigran yok dediğimizde direkt kaldırmış oluyor. Resim filigranını deneyelim diyeceğim ama denemelik bir şey var mı? Uygula diyelim. Bu şekilde resimde aynı şekilde arka sayfaya gömebiliyoruz. Filigran yok diyerekten kapat diyorum. Sayfa rengine geleyim. Gerçi filigran olayını ilgilemedi galiba. Özel filigran. Şimdi atmış oldu. Sayfa rengi isteğe bağlı olarak değerlendirebilirsiniz. Sayfa kenarını şuradan baz alarak yapıyor. Gördüğünüz gibi yerleştirdi. Burada tabii çeşitimiz çok. İsteğe bağlı olarak kullanabilirsiniz. Hatta Word'ün kendi resimlerini de değerlendirebilirsiniz. Renkli renksiz artık nasıl kullanmak isterseniz renk değerlendirecek mi? Rengi de değerlendirdi. Sadece çizgide yapıyor diye biliyordum renk olayını. Bu şekilde sayfa kenarları da ayarlamamız mümkün. Gölgelendirme de renk eklesek sadece paragrafa uyguluyor. Bunu gerek yok. Buraya kenarlık ekledik ama niye ekledik? Onu bilmiyorum. Kaldıralım. Yok diyerekten. Bunu da kaldırmış olduk. Şimdi sayfa kenarlıklarına da değindik. Kesmeler burada biraz önem arz ediyor. Bence. Başvurular benim için bir şey yok. Postlarda da benim için bir şey yok. Gözden geçir. Bakalım burada benim için de bir şey ifade etmiyor. Görünme değineceğim. Burada çeşitli ayarlamalar var ama sayfa düzeni daha çok Excel'de işimize yarıyor gibi. Daha doğrusu görünüm bölümü. Gerçi daha çok sayfa olursa belki değerlendirmek daha iyi olur. Dosyadan da değineceğim bir şey. Gerçi Acrobat'ta da aynı olay mevcut. Create PDF dediğimizde ya da Embed Flash dediğimizde gerçek Flash diye bir şey kaldı mı bilmiyorum ama kullanabilirsiniz. Dosyadan değinin direkt. Farklı kaydet dediğimde burada zaten çeşitli çıktılar verebiliyor. PDF olsun. Word şablon olsun. Çıktılar alabiliyoruz. Bu arada eski Word belgesini, daha doğrusu eski Word programında kullanmak istiyorsak bunu buradan seçmemiz gerekiyor. Word 2003 belgesi bilmiyorum. Daha kullananlar var mıdır? Denk gelirse onlardan aynı şekilde kaydetmemiz gerekiyor. Onlardan da gelirse aynı şekilde açmamız gerekiyor. Belki de Word otomatik açıyordur bilmiyorum. Word'de İçeriğim bu kadar. Aklına bir şey gelirse kanalıma atarım tabii ki. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın.